Melody'ye hoş geldiniz. Hoş geldiniz Melody'ye. Ya çok efendi söylüyorsun da biraz. Melody'ye hoş geldiniz. Bugün Ozan'la beraber yeni bir akım başlatıyoruz. TBT'yi hepiniz biliyorsunuz. Hashtag TBT. Şimdi TBT'nin en TB kısmını yapacağız. Benim eski fotoğraflarımı Ozan'la beraber inceleyeceğiz. Hazır mısın Ozi? Ben hazırım da kamuoyu buna hazır mı bilmiyorum yani. Kamuoyu hazır mısınız? Beyli sen hazır mısın kızım? Hazır mıyız? Hazırız. O zaman hadi sen başla, sen seç. Ben anlatayım. O zaman çok sert girmeyelim. Bu benim lise mezuniyet fotoğrafım işte. O zaman yani genel şöyle bir poz vardı böyle. Böyle dur. O zaman tabii lens takıyordum ben. Bütün lise hayatım boyunca lens taktım. Çünkü annem renkli gözlüğüme genetik bir kaos olduğunu düşünüyordum. Yani çok da kötü değil. Sadece şunu göstermeyi çok istiyorum. Şu an fark ettim. Saçlarımı sürekli boyadığım için benim en son saçlarım yandı ve saç diplerim sarı oldu. Uçları siyahtı. Bu onun düzeltilmeye çalışılmış hali. Gördüğünüz gibi saç diplerim kahverengi. Geri kalanı siyah. Yani saçı çok boyamak pişmanlıktır. Peki buna ne diyorsunuz? Ben de çok tatlıyım. Saç dikleri var sadece. Ben küçükken bir dönem zenciydim. Ya ama ben gerçekten kıvırcık ve zenciydim. Yani benim çocukluğum öyle geçti. Hatta ben annesiyle konuştum. Bunu arkadaşı Somali'den almışlar. Burada açıklıyorum ilk defa. Ben de çok tatlıyım. Ya tatlısın bak canım, ama Somali çocuklar tatlıdır yani. Da Somali fotoğrafım da var. Bir ara bu yüz yerleştirmeler çok meşhurdu. Biz onu yaptık gerçekten de Somalililiyim yani. Kabileden almışlar. Somalililer. Bunlar Somaliler. Tamam evet, birazcık erkek çocuğuna benziyor olabilirim yani. Buradaki birkaç fotoğrafım daha var öyle. Evet, erkek burada çocuğum. Gayet Berkcan yani. Asıl Berkcan halim bu. Yani önünde Melis yazıyor ama aslında Melih'im yani. Gördüğünüz gibi fotoğraflarımda. Evet, ben bir dönem erkektim yani burada. Ya da şöyle bir şey oldu, sen bir hastalandın falan, böyle hastaneye götürdüler, orada karıştın. Bilmiyorum yani, annem de mesela bu hayvanat bahçesinde ata isyanım. Ne biçim at bakışı. Harbiden ne biçim at. Niye benziyor? Ne biçim at. Genelde isyan, yani bir tane insan gibi fotoğrafım yok diyebilirim. Aa, zelelimi buldum. Bu da? Zelelim, yaban çiçeğim. Ergenlik döneminde Melis ve en yakın arkadaşı olduğunu sandığım ama yaptığımız challenge'da en yakın arkadaş olmadığını anlamadığımız. Ahretliyim oldu. Ahretliyim çünkü. Ben ahretliyim zelal benim. Saç boyası pişmanlık olabiliyor. Hakan Ural'ın gençliği diyoruz çalışmaya. Saç evet. Boyası da değil, dişleri de. Ya tamam, dişlerim ayrı, daha sonra dental tedaviler var ve o dişleri birleştirebiliyorlar. Yapabileceğim bir şey yok. Madonna kapattırmadı dişlerinin arasını. Şimdi bak, Hakan Ural'da da vardı. Ben pek bir şansını gördüğümü söyleyemeyeceğim yani. Aa bak, o da benim ilk tiyatro oyunum. Cici Kızlar. Evet, dansçılık yapıyordum. İşte bu kilo vermeme sebep olan oyun bu. Burada tam verdikten sonra. Evet, şu an tipime baktığım zaman vermesem de olurmuş kızım. Şurada diyeyim. Bir papatyamız var. Bir yaprağı çok kalın. Şurada. O da Melis işte yani. Ya evet hani. Ben o popüler kız değilim yani. Ortaokulda gördüğünüz o popüler kız ben değilim yani. Ben daha çok herkesin bacısı olan, herkes tarafından sevilen, basket oynayan, okulun böyle hayırdır abi kısmında olan. Tesbihli abimiz. Abi. Tabii aynen. Yani öyle bir duruşum var. Burada herhalde kemiksiz 70 mi çekiyorsun? Ya ne ayıp. Lan bu hareketlerim ya, terbiyesiz. Sen getir fotoğraflarını bir dahaki TBT'ye. Buradan şey yapıyorum. Ozan Tuğra'nın eğer cesareti varsa fotoğraflarını getirsin, onunkilere de bakalım. Evet, getireyim. Hamile olan insanlar özellikle izlesin ki çocuklara benzesin biraz. Çocukluğum başka güzeldi benim. Yani büyüklüğüm başka güzeldi de çocukluğum da başka bir i̇şte güzeldi. İşte çocuklukla büyüklük arasındaki bir dönem var ya, orayı at. Orası oluyor. Ya orayı yaşamamış sayılırız. Lise dönemi. Aa mesela bak, bu benim nebahat dönemlerim. O dönem neden etkilendiğimi bilmiyorum. Bir dönem o şapkaları taktım ben. Yani o şoför nebahat kısmım. Yani bak, yüzündeki bir gururlu ifadenin farkında mısınız? Yani hani arabayı sürüyorum falan. Taksiciyim ama gururluyum. Hani sende şu var bak.
Şimdi sen bir dönem ne izliyorsan tamam mı? Oraya giriyorsun, o kılığa giriyorsun. Kısmım var yani. Bak, bu, o, bu şey... Zayıfladığım dönem, böyle tikiye geçme kısımlarım onlar. Bu Shakira. Tabii o dönem. İyi oldu dönemler. O kısım var yani. Saçları uçları kızıl. Peki annemin her dönemde güzel olması çok can sıkıcı değil mi yani? Canım annem. Güzelliğe bak maşallah. Evet, burada da Melis ve yanındaki arkadaşım Murtaza. Ama hangisi Murtaza tam çözemiyoruz. Çünkü Melis daha bir Murtaza duruyor burada. Ya o şey aslında kafirlerim vardı da ben terliyince onları yana ayırmıştım. O da saçlar... Bak o da benim kreş hocam. Buyurun. Peki benim saçlarımın şeyi altın kızlar vardı ya hani dizi böyle. Halil Sezai diyelim biz buna. Yeni jenerasyon için. Şöyle bir saç modeli o dönem. Bak bu da benim en sevdiğim bebeğim. Ben bebeğime tuvalet kağıdıyla yüz bakımı yapıyordum. Sonra anneannem bir gün mavi tuvalet kağıdı almış, yeni çıkmıştı o zaman. Mavi tuvalet kağıdıyla yüz bakımı yaptım ve Avatar'ı ilk ben keşfettim. Bütün bebeğim masmavi oldu. Avatar'ın yani, yazarı Melis'tir. Evet, aslında Avatar'ı ben buldum. Buradan da harufta söylüyorum. Sen mi büyüksün, ben mi büyüyüm? Avatar'ı ben keşfettim. Şimdi elimde çok medyatik bir fotoğraf var. Televizyona çıkmış kendisi. Bu fotoğraf Melis'in en fit olduğu dönemlerden biri. O da müfitim daha çok. Bol giymesi bile kurtarmamış. Olmamış. İşte bu Melis'in işte en göbekli dönemi. Hani benim göbeğim olduğundan kendisi şikayet eder ama benim sadece göbeğim var Allah'tan. Melis'in göbeği tamamen vücuda yayılmış. Omzunda bile göbek var yani öyle söyleyeyim yani. Bu kadar olur yani. Senin fotoğrafın elbet buraya gelecek biliyorsun değil mi yani? Gelsin. Benim küçüklüğüm çok fit bir kere. Ben son 2 senedir, 3 senedir falan yani. İşte da, başka şeyler bulabilirim ama işte. O da yaşlılık diyelim artık. Annem zamanında kızınız, yani kızınız nasıl resmi var mı diyenlere bir fotoğrafı gösteriyordu. Benim ilk maskeli balım. İnsan yavrusunu ördek yapmaz. Bu nedir ya? Bu sen misin? Evet yani. Bence fotoğraflar arasındaki en tatlısı. Çok tatlı duruyor şu anda. Bu benim köpeğim Lucy. Lucy annemin cebinde gelmişti. Çok küçüktü. 45 günlüktü. Ben 4 yaşındaydım. Ben uzun süre Lucy'yi kardeşim zannettim. Çünkü annemin cebinden gelmiş olabileceğim bir gerçekti. Sonuçta doğum bilmiş, 4 yaşındayım. Zamanla tüyleri dökülür, konuşur. Ya da işte o da öyle bir insan falan. Çünkü sokaktaki köpekler daha iri olduğu için hani benzemiyor küçük tüylü. Sonra dedim ki annem, anne bu niye konuşmuyor? Dedi ki kızım o köpek konuşmaz. Dedim ne? Köpek mi? Ağır depresyona girdim. Çok zorlandım uzun süre. Ama tabii tırnaklarım hoca sürmüşlüğüm var. Kaç sene oldu bu fotoğraf çekileli? İşte yani sanalı. 21-22 sene oldu. Şimdi 21 senede Melis'te değişen tek şey şu. Hani bu köpeği kardeşi sanıyordu. Şu an Beylis'i çocuğu sanıyor. Yani o yüzden çok bir şey değişmemiş yani. Atlet giydiriyorum Beylis'e. Benden çok kıyafeti var Beylis'in bu arada. Evet, şimdi Melis'in neden 80 kilo olduğunu size göstereceğim. Buyurun. 4 kişi var ama 16 kişilik pasta var önlerinde. 12 kişiliğini Melis yiyor. Yiyordum yani. Hala yiyorum ama işte o... Peki bu niye korkuyorsun bu pastayı keserken? Bilmiyorum. Bak o daha lise mezuniyetimiz Toros Koleji'nde. Böyle önlerine hep gelmişler. Saldırmasınlar diye herhalde. Çekirdek falan atıyorlar burada gelip mezunlara. Bak bu arkadaki Serhat Hoca benim ÖSS koçum ve ÖSS'yi kazandığım en çok şaşan insandır Serhat Kulu. Hep sana tatlı bir insandır. Bütün seneyi böyle koçum be diye bitirdim ama. Burada bir güzel ama yani sanki. Sanki mi? Ayıptır be. İlk defa bir güzelini ama şöyle bir şey var sende. Rengin falan açılmış böyle yıllar geçti. Ya evet benim öyle bir durumum var. Bir dönem esmerdim, bir dönem çok beyazdım. Bir dönem zenciydin sen. Ama bu da en sevdiğim fotoğrafım. Böyle el salladım. Ben hep çekmecede oynamışım uzun bir süre. Bu çekmece, o çekmece. Yani odada sadece çekmecede oynadığım dönemler oldu. O şişko olduğum başka bir. 48 mi? 48'e çıktım. 48 beden giyiyormuş ki ben hayatım boyunca hiç 48 giymedim. Ama şöyle bir... Before and after. Come on. Bakayım. Come on. Ya. Öyle yaparlar işte. Azmin Zaferi diyelim. Aa da verdin kilo. Nasıl verdin kilo şimdi yani? Pastayı mı bıraktın? Doğum günü mü kutlamadın? Ne yaptın? Hayır. İşte o zaman tiyatroda oynuyordum. Dans ediyorduk tiyatro hocam. Dedim hocam merak etmeyin. Sonra işte 3 ayda 45 kilo verdim. İşte her gün 8-9 saat dans, az yemek. Yani buraya tutmadan o kilo verilmiyor. Kimse kendini kandırmasın. Bravo.
Burada da bir güler duman var. Şimdi gördüm. Bu da benim izci halim. Hayatım hiçbir şey değişmiyor. Bakın insanlar normal duruyorlar. Ben böyleyim. Bu arada ben oba başıydım. Obanın başında duruyordum. Fakat o zaman yaptığımız dansın adı Küçük Ayı Dansı'ydı. Ve takdir edersiniz ki burada Küçük Ayı diye dalga geçilebilecek tek insan benim. Yani aslında Allah beni sınadı dedi ki kızım eyvah kilo ver. Sana dediler ki işte izciler ve Küçük Ayı Dansı dediler ve en önde sahneye ben varım. Sahneye sadece Melis çıktı çünkü başka ayı şey yani Küçük Ayı yoktu. Yok canım. Yani Küçük Ayı Dansı hiç de pişman değilim. İyi ki de yemişim o kadar çikolatayı. Yani çocuksun yiyeceksin tabii. Ama çok da yemeyin. Yani bir yerde sonradan sıkıntı yaratabildiği dönemler oluyor çünkü. Kusura bakmayın bir rahatsızlık verdik bu fotoğraflarla ama işte bir dahakine benim fotoğraflarımda tabii ki daha güzel şeyler göreceğiz. Bir şeyle dalga geçemeyecek. Aslında yapmasak mı bilemedim bilmiyorum yani. Ha, o zaman bunu çekmemek için bunun çok saçma bir fikir olduğunu, neden çekiyoruz ki canım, Allah Allah falan dedi ama şurada bana soktuğu lafların hepsini bir sonraki TBT'de 100 yıllık çekilmiş en iyi programı sizlere sunacağız. Buna çok emin olun. Buradan Ozan Turan'a meydan okuyorum. Eğer korkmuyorsan getir fotoğraflarına bakalım. Ben her zaman getiririm. Ayrıca bugünkü programın adını da umudunu kaybetmemek için. Umudunuzu kaybetmeyin. Bak şöyleyken şöyle olabiliyorsunuz yani. Demek ki işte insanın... O yüzden ama önümüzdeki hafta şimdi... Önümüzdeki hafta Ozan'ın kulaklarıyla alakalı muhteşem fotoğraflar göreceğiz. Yani... Ozan bir dönem sadece kulakmış. Ama tamam da şimdi şöyle bir dakika ben... Sen yemek yemişsin, şişmanlamışsın. Ben yemek yiyerek... Olmadı ki doğuştan yani. Bu yapacak bir şey yok ki. Yani ama yani bir dönem gerçekten hani sadece sen kulakları okula gidiyordun. Neyse artık tamam. Kapatalım bu konuyu. Ne yapıyorsunuz? Hemen bizi Instagram'dan böyle yapıyorsunuz. Abone. Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan takip ediyorsunuz. Aynı zamanda hemen buradan ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz. Burada bir yerlerde. O zaman bir dahaki TBT için meydan okuyorum Ozan Turan'a. Bakalım o kime meydan okuyacak? Hep beraber göreceğiz. Ayrıca çok da tatlıyım. Çok tatlıyım. Şu güzelliğe bak. Maşallahım. Her şeyi de yere döktüm. Seninle de konuşmuyorum tamam. Gidiyorum. Haftaya görüşürüz. Ben fotoğraflarımı unuttum.